Günlerden bir gün. İstanbul Anadolu yakasının merkezi Kadıköy'de gün başlıyor. Sahilde sefere hazırlanan motorlarıyla, moda sahilde sabah yürüyüşüne çıkmış insanlarıyla tipik bir Kadıköy sabahı. Yerleşim yerlerinin hemen yanı başında yeşillikler içinde her türlü spor yapmak için Marmara Denizi'nin kıyısındaki parklarla donatılmış bu alan İstanbulluların nefes alma yeri. İstanbul'un en önemli semtlerinden biri olan Kadıköy'ün bu güzel sabahı, bölgenin sembolü haline gelmiş olan çarşının güne hazırlanmasıyla başlıyor. Burası İstanbul'un en eski ve klasik çarşılarından biri. Meyve sebzeden balığa, baharattan kuru yemişe her şeyi bulabileceğiniz Kadıköy Çarşı'da esnaflar satacaklarını tezgahlara, raflara dizmekle meşgul. Bu hummalı çalışma, kalabalık ve hareketli bir günün habercisi. Bir dükkan sahibi için Kadıköy'de bir gün aynı heyecanla, aynı yoğunlukla başlıyor. Sabah saat 6.30 gibi kalkıyoruz. Eksik mallarımızı arabamıza atıyoruz. Saat yaklaşık 8.30'a kadar da araba girişi oluyor. Mallarımızı indiriyoruz. Çarşıdan arabalar çıkıyor. Ondan sonra gördüğünüz gibi başlıyoruz tezgahımızı kurmaya. Yaklaşık 9-9.30 gibi de burada hareket başlıyor. Perakendecilerin alışverişi başlıyor. Akşam 8.30'a kadar hızlı, sıkı, güzel bir Kadıköy alışverişi var. 8.30'dan sonra da kafeciler, arkadaşlarımız da yoğun bir 12-1'e kadar sürüyor sanırım. Süreç devam ediyor. Çok güzel. Memnunuz Kadıköy'den. Çarşıdan çıkınca denizi sağa alarak geçen yollardan biri Moda Burnu'na doğru uzanıyor. Kadıköy'ün en eski semtlerinden biri olan Moda'da yaz-kış, sabah-akşam insanlar dışarıda zaman geçirmeye alışkın. Öğlen saatlerine yaklaştıkça Moda'nın onlarca yıllık çay bahçesi de kalabalıklaşmaya, Kadıköylülerin o sakin ve huzurlu havasıyla dolmaya başlıyor. Burası Atatürk'ten beri duruyor yani, çok eski. Hep yani aynı kalmış şimdiye kadar. Değişmemiş yani. Bütün her taraf değişti. Bir değişmeyen bahçe burası. Yani bunu da insanlar seviyor. İnsanlar mesela 30 sene önce burada okuyup öğrenciyken gelip burada göreve başlamış, gitmiş, emekli olmuş, gelmiş. Halen bu bahçe aynı diyor. Burası böyle bir yer yani. Ama güzel bir yer. Dünyanın en iyi yeri. Kadıköy'ün sahipleri sadece insanlar değil, sokakların asıl sahipleri kuşlar, kediler ve köpekler her köşe başında, her kaldırımda insanlara eşlik ediyor. İstanbul'un herhangi bir semtinde görebileceğinizden çok daha fazla sokak hayvanı, hayvansever halk sayesinde her zaman yemek ve barınak bulabileceğini bilmenin huzuruyla yaşıyor burada. Kadıköy'de yaşayanlar güneşi gördüğünde kendilerini dışarı atıp bu huzurlu, renkli muhitin tadını çıkarıyor. İstanbul gibi büyük şehirlerin yaşantısı içinde zamanlarının bir kısmını sokakta, açık havada geçirebilme lüksüne de bu semtin çocukları sahip. Yazdan sonra kavuşulan güneşli günler çocukları dışarıya çıkarıyor. Müzik
dondurma büyük küçük demeden birçok insanın sevdiği yiyeceklerden biri. İstanbul'da dondurmanın en iyilerinden biri Moda'da yapılıyor. Yaz kış demeden her daim önünde kuyruk olan bu dondurmacı dükkanı, günlük taze dondurması, kışınsa salepiyle sadece Kadıköy'den değil, İstanbul'un her yerinden lezzet düşkünlerini kendine çekiyor. Ben Ali Usta'nın kardeşim, adım Hasan, soyadım Kumbasar. 50 senedir buradayım, doğma büyüme buralıyım. Burada çalışıyorum abimle beraber. Burada işte dondurma yapıyorum abimle beraber. 1962'de falan başladık. Abim başladı, sonra ben yanına geldim. Beraber çalışıyoruz o gün burada. Sabah 11'de gelip gece 2'de gidiyoruz. 2'ye kadar burada çalışıyoruz. Önce dondurmayı hazırlıyoruz, sonra burada satıyoruz hep beraber. Arkadaşlarla beraber. Yani gece gündüz yapıyoruz dondurmayı. Devam bittikçe yenisini yapıyoruz. Yani öyle depolama falan yok bizde. Kadıköy denince akla gelen sembollerden biri ise vapurlar. 19. yüzyılın ortalarından itibaren deniz trafiğinde işleyen bu taşıtlar İstanbul'un deniz semtlerinden Kadıköy'e günde binlerce yolcu taşıyor. Eski adıyla Şirket-i Hayriye, şimdiki adıyla Şehir Hatları, özellikle sabah ve akşam saatlerinde çok yoğun bir şekilde Kadıköy'deki üç büyük iskeleye yanaşıp ayrılıyor. Tarihi bir yer olması nedeniyle Kadıköy'e Semboller Semti de denebilir. Çarşının en renkli dükkanlarından birinin masalarında oturacak yer bile yok. Bu tarihi şekerci hem tatlıcılığın hem de Kadıköy'ün tarihini ışık tutuyor aslında. Vitrindeki, içerideki tezgahlarda ve raflardaki birbirinden renkli ve lezzetli şekerler geçmişe, yıllar öncesine bir zaman yolculuğu yapmaya imkan sağlıyor. Caferol 1807 yılında kurulan bir firma. Daha sonradan Eminönü'nde kuruluyor. Daha sonradan bu savaş zamanındaki sıkıntılardan dolayı bir ara veriliyor ve 1945 yılında şu anda bulunduğumuz bu dükkanda tekrardan faaliyete başlıyor. Şu anda 207 yılı doldurmuş. 5. nesil idare ediyor. Hala aynı ailede, aynı şekilde, aynı üretimler, aynı reçetelerle ürünlerimiz üretiliyor. Hepsi küçük çapta, butik olarak ve elde yapılıyor. Bütün şekerimiz olsun, lokumumuz olsun, tatlı çeşitleri, hepsi Osmanlı kültürünü anlatan bir dükkan. Yaklaşık 80 çeşit bir ürün yelpazesi var. Bunlar da kendi içlerinde ayrılıyor. Döneminde Kalkedon adıyla anılan Kadıköy, Osmanlı döneminde İstanbul Kadısı Hızır Bey'e verilerek Kadıköy adını almış. Tarihi boyunca pek çok azınlığın yerleşim yeri olan Kadıköy'de bugün de birçok kilise ve cami bulunuyor.
Kadıköy'deki bir gün sabah saatlerinde başlayıp gecenin hani veyahut da ertesi günün ilk ışıklarına kadar denen bir tabir vardır ya, o şekilde bayağı canlı, hareketli. Hatta şu anda da dışarı çıkarsanız veyahut da bilmiyorum size gelen bir ses varsa bayağı eğlenceli. Böyle güzel bir gün geçiyor burada. Öğlen saatlerinden sonrası Kadıköy Çarşı'nın daha da kalabalıklaştığı zamanlar. Son yıllarda çarşının lezzetlerine Türk kahvesi de eklenmiş. Bakır cezveler içinde közde pişirilen Türk kahvesi hem yerli hem yabancılar tarafından çok rağbet görüyor. Masalar her daim dolu, sohbetler de kahve de hep koyu. Kahveyi nasıl yapıyoruz? Cezveyi alıyoruz elimize. Şimdi bir fincana tekli cezveye 1,5 kahve atıyorsun. 1,5 kaşık kahve atıyorsun. Artık nasıl içiyorsa orta, şekerli, sade, ona göre şekerini atıyorsun. Suyu dolduruyor, közün üzerine koyuyorsun. Bir de tatlı bal kaşığıyla karıştırman lazım. Metal kaşıkla karıştırmaman lazım. Bunun sırrı burada zaten. Tahta olduğu için onunla karıştırmak zorunda kalırsın. Onunla karıştırdığın zaman daha çok küpük oluyor. Kahve daha çok lezzetli oluyor. Metalla karıştırdığın zaman bu tadı veremiyor. Turistler şimdi çoğu içmiyor. Mesela genellikle çoğu içiyor, çoğu içmiyor. Şimdi onlar bilmediği için bazıları da merak ettiği için içiyordur. Hani nasıl bir şey merak ettiği için içiyorlar. Bazıları da bildiği için içiyor. Ortasında kocaman bir çarşı olan Kadıköy aslında bir esnaf semti. Dükkanlar yıllardır nesilden nesile aktarıldığı, babadan oğula geçtiği için müşteriler de sürekli, müdavimleri çok. Semtte birçok insan ihtiyaçlarını alışveriş merkezlerinden değil, çarşıdan temin ediyor. Esnafı ise en iyi esnaf anlatıyor. Eski arkadaşlarımız da var. Fakat yeni arkadaşlar da eklendi tabii ki. Tanımadığımız arkadaşlarımız da var ama bu çarşıya doğru aşağı yukarı herkesi tanıyoruz. Çok eski insanlar da var, bizden eskiler de var. İyidir yani, Kadıköy esnafı da iyidir, birbiriyle ilişkileri de iyidir. Tartışması, güzel bir ortam var burada. Bekleriz her zaman. Ben hiçbir işte çalışmadım, sadece burada çalıştım. Burada çalışmadan önce, yani garsonluk yapmadan önce mısır sattım. Ama yine bu bahçedeydim. Geldiğimden beri burada çalışıyorum. Bundan sonra da başka yerde çalışacağımı zannetmiyorum çünkü. Yani burası bizim bir nevi evimiz gibi. Kadıköy'ün renkliliğinin en büyük parçalarından biri de sokaklarında her daim müzisyenlerin, sanatçıların gösteriler yapıyor olması. Herhangi bir günün herhangi bir saatinde hiç beklemediğiniz bir sokakta bir konser dinlemeniz, bir sanat gösterisine denk gelmeniz, her türlü müziği duymanız, her türlü dansı seyretmeniz mümkün. Açım yok, kapalım yok dünyada, neyse ahvalim görsünler beni. Hiç kimseye mevalim yok dünyada, ister sevim ister görsünler beni. Haydar 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 görsünler beni, aliyar 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 görsünler beni. Thank you.
Kadıköylülerin ve Kadıköy'e gideceklerin buluşma noktası Boğa Heykeli. 1864 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Paris'te yaptırılan Dövüşen Boğa adındaki bu heykel, hayatı boyunca İstanbul'un çeşitli yerlerinde sergilenmiş ve 1987 yılında son durağı olan Altıyol'a dikilmiştir. Bugünse heykel, Kadıköy'de görülmesi ve mümkünse önünde buluşulması gereken sembollerden biri. Boğa heykelinden yukarıya, Bahariye'ye doğru çıkarken sol tarafta meşhur Süreyya Operası yer alıyor. 80 yıl önce Süreyya İlmen tarafından yaptırılan bina, asıl amacı olan operaları teknik yetersizliklerden dolayı hiç sahneleyememiş. Ve ta 2005 yılına kadar sinema olarak işlev görmüş. 2005 yılında restore edilerek esas amacına kavuşmuş ve şu anda da haftanın neredeyse her akşamı bir operanın ya da balenin sahnelendiği müthiş bir sanat merkezi. Kadıköy'de bol gezmeli, biraz tarih, biraz sanat, biraz keyif dolu bir gün daha böylece bitiyor. Kadıköy'de çalışanlar evlerine dönerek semti sakinlerine devrediyor. Hava kararınca vapurla Kadıköy'den ayrılırken başka bir semtte, başka bir günün hikayesi insanları bekliyor.